أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. Birinci nükte 23. sözden okuyorum. İnsan kainatın ekseren varına muhtaç ve alakadardır. Şimdi devamlı rastladığım bir soruya cevap vereceğim de onunla uğraşıyorum. Biraz önce de çay elindeydim. Bununla alakalı soru vardı bayağı gençlerde. Şimdi nereye gidersem şu. Hocam sıkıntımız var. Hocam derdim var. Canım sıkılıyor. Gibi böyle her taraftan bu sorular geliyor. Hele yurt dışı daha fazla. Mesela önüme konulan kağıtlardan belki de 100 taneden 90'ını bu. Sıkılıyorum. Canım sıkılıyor. Tahammül edemiyorum. Yaşamakla yaşamamak eşit. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak zevki gitti gibi. Hep böyle panik atakla böyle. Sıkıntıyla alakalı derste şeyler var, sorular var. Onunla alakalı bir yer koyacağım. Şimdi bunlar da temel şu. İnsan kendisini tanımıyor. Temelde bu yatıyor. Tanımadığından dolayı kendine değer veremiyor. Değer. Vermesi gereken değeri vermiyor. Yatırım yapmıyor. Bir arsaya, bir başka bir dünyevi bir şeye veya bir makamı, bir mevki elde etmek için ettiği gayretin onda birini kendisine yatırım yapmıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Niye? Kendini tanımadığı için kendine değer vermiyor. Kendine değer vermeyince kendini sevmiyor. Hep böyle gözünü açmış dışarıyı seyrediyor. Kulağını açmış dışarıyı işitiyor. Hep hariçte yaşıyor. Bu sefer belirli bir zaman içerisinde örften gelen, köyden, memleketten gelen böyle bilgi, anne babanın bize yüklemiş olduğu malumat bir derece kurtarıyordu. Yani bilgi kurtarıyordu, işte helaldir, ayıptır, günahtır vesaire. Fakat çoğumuz büyük şehirlerde bulunuyoruz. Dertler çok, çocuklar büyüyor, çocuklar büyümüyor. Büyüyor diyorum ama büyümüyor. Dertleri büyüyor. İnsanlar yaşlanmıyor, ne diyorum? Hassasiyet artıyor. Eskide tahammül ettiğin şeyi şimdi tahammül edemiyorsun. Değil mi böyle? Es geçtiğin şeyleri şimdi yapamıyorsun. Kabir bütün çıplaklığıyla gözüküyor. Dolayısıyla ananeden yani anne babadan gelen miras, mal mülk kaldığı gibi din bilgisi de anne babadan kalan malumat da o kadar. Daha ileriye gitmiyor. Bu sefer içeride motor yanıyor. Yanıyor. Tamam, dayanıyoruz böyle şeye, yokuşa. Mesela geçenlerde Almanya'daki misafirlerim vardı. Motorum 1300, şu araba. Bana verdiler abi, tamam bununla gez. Cemaat bunu dedi ki al bununla ver. Bana bir araba verdiler, motor 1300. 4 kişi, neydi orası? Ayder'den yukarıya bir yayla var. Aa böyle bir yayla. Dayınca debriyaj. %50 gitti ya. Yani. Şimdi aynı senin yapı ne? Kapasite ne? Çoluk çocuk büyüyor. Dertleri büyüyor. Hassasiyet de artıyor. O zaman insan her şeyle alakadar. Bana ne diyemezsin torununa karşı. Torununu birisini evlendirmiş. Onun görümcesi hastaymış. Onun hastasıyla beni arıyor. Ya kardeşim ben doktor değilim. Ta oradan oraya. Çünkü insan alakadar. Bana ne diyemiyorsun? Yani köyünde bir tanesinin sıkıntısı olsa ya bana ne ya diye vicdanen yatamıyorsun. Evde birisinin dişi ağrısa bana ne diye yapamıyorsun. Demek ki insan alakadar. Diyor ki burada insan kainatın ekseren varına muhtaç ve alakadardır. Yani yerin altındaki madenlere muhtaç, alakadar. Semadaki güneşin patlamasına da alakadar. Ama sırrın öyle bir problemi yok. Gözlük derdi yok, ayakkabı derdi yok, evlenme derdi yok, yeme içme derdi yok. İki şeyi var, su ve ot. O da her yerde var. Haramı da yok. Ölüm endişesi de yok.
İmanı kazanma veya kaybetme diye böyle bir derdi de yok. Yani insan öyle değil. İnsanlığın getirmiş olduğu özellikleriyle her şeyle alakadar. Brezilya'da birisinin burnu kanasa bir Müslümanın, burada sen üzülüyorsun. İnsan böyle yani. Bir yerde kötü haber duysan yapma ya falan. İyi bir haber duysan da insanı memnun ediyor, mutlu ediyor. Dolayısıyla insan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadar. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış. Yani nereye ihtiyacımız var? Çin'deki pirince, Arabistan'daki hurmaya, efendim Rize'deki çaya, Adana'daki pamuğa insan alakadar ve muhtaç. Arzuları ebede kadar uzanmış. Peki ne istiyorsun? Bak bakalım nerede duracak? En yüksek mesela araba istiyorum. Durdu mu? Yok. Dünya istiyorum. Duruyor mu? Yok. Güneş sistemi de istiyor. Galaksiyi de istiyor. Samanyolunu da istiyor. Yani arzuları ebede kadar uzanmış. Yani isteğimizin hududu yok. Hudut yok. Elmi mezit. Evet. Daha yok mu? Daha yok mu? Bir tuhaf yani. İnsanı tanımlıyor şimdi. Böyle bir insana ne malzeme vereceksin de ne istiyorsun? Hepiniz bilirsiniz. Kar madde. Değirmen. Değirmen misalini vereyim. Benim meşhur bir değirmen misalim var. Bunu da bu ırmaktan buldum o misali. Bundan 2-3 sene önce. Turan abi muhtarken o zaman böyle ona önermiştim böyle köyün kar maddelerini değirmenlerini tamir et diye. Orada bir hatıram var böyle girmiştim içeriye. Dedim bir çalışırım falan. Oradan bir misal vereceğim size. Şimdi değirmen hepimiz biliyoruz. Bir tane dibinde şey var, sabit taş var. Çok güzel bir misal ama bu. Sabit bir taş var, bir de üzerinde dönen malum bir taş var. Tamam. Bunun ortası delik üsttekinin. Oradan tane atılıyor. Bunun yükseklik alçaklığına göre, derecesine göre o unu değişik şekilde uyutuyor. Yani mısırı. Şimdi bak, bu taş eğer mısır atılmasa bunu gar taş taşı yer. Taş taşı yer. Sonra eğer mısır atarsan mısır daha ince bir ses. Büyük parçaları ileri atıyor. Orta unları yana atıyor. Böyle toz gibi olanları da hemen yanına atıyor. Şimdi aynı bu misal gibi. Bakın şimdi eğer mısır yoksa taş taşı yiyor. Böyle 7 tane taş düşün. Bu bunun üzerine, bu da bunun üzerine, bu da bunun üzerine. 7 tane taş düşün. 7'si de boş. Mısır yok. Nasıl çalışır o? 7 tane taş birbirini yiyor. Dayanamazsın ki. Dayı, dayanılmaz. Aynen bu örnek gibi. Dimağda 7 tane mertebe var. Tahayyül, en dipteki taş. Üstteki tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Ben bir sıralıyorum tabii anlamayacaksın ama. Yani yapı bu. 7 tane taş var kabul et. Eğer ilim denilen taneyi akla atmasan taş taşı yer gibi kafa kafa yiyor. Yani en büyük kendini yiyen insan kendisini yiyor. Yani kendisinden uğraşmaktan insan usanmış ve yorulmuş. Tuhaf tuhaf düşünceler geliyor, vesvese geliyor, zanlar geliyor. Herhalde böyle düşünüyordur. Ha benim hakkımda tamam canım. 3 sene önce de düğünün kapısında da öyle demişti. Ha orada da hiç yüzüme bakmamıştı falan. Oysa bir sürü derdi var kafasında bir şey var. Senin mi böyle gereken şey yapacak? Yani böyle zanları birleştiriyoruz tamam mı? 1 sene önce şurada böyle yapmıştı bana. Ha tamam ben anlamamıştım. 5 sene önce de falan yerde böyle surat çevirmişti. Böyle geniş zamanda olan hadiseleri sanki bugün yapmışım gibi hepsini bir araya topluyor. Muzam ediyor yani topluyor. Sonra bunun adı cerbezi deniliyor. 30 sene içerisindeki sana karşı yanlış zannettiğin şeyleri sanki sana bugün yapmış. Oysa 30 sene içerisinde o gayet normal. Yani neye benziyor? Yemekte tek başına tuzu yersen yenmez. Ama yemeğin içerisinde tuz gayet iyi. Yani bütünlük içerisinde bir insan iyi. Ama sırf onu cımbızlama alırsan bu adam hakikaten mezarı bile yok. At çöpe yani hiç adam değil.
Ama Allah böyle bakmıyor kullarına. Allah kullarını haşir meydanında iyiliğini koyar bir kefeye, kötülüğünü koyar. Hangisi galipse ona göre muameledir. Ama biz insanoğlu tuhafız ama Allah örnek gösteriyor. E diyor ki Cenab-ı Hak, ben size nasıl muamele ediyorsam birbirinize de öyle muamele edin. Ne demek o? Muvazine-i amal. Yani iyilikleri, kötülüklerine göre muamele. E biz bir bakıyoruz bir adamın iyiliği var en tepede, ortası da yok. Bir bizce bir kötülüğü var hemen dibin dibinde yani en aşağıda. Oysa karma yapamıyoruz yani. Ondan sonra bir de gözümüzü kapatıyoruz. Ta 2 sene, 10 sene, 10 ya arkadaş 30 senede attığın tükürüğü varilin içine atsan, sen içine girsen boğulursun. 30 senede. Peki şimdi niye gözükmüyor? 30 senede hiçbir şey gözükmüyor. Mesela bir kova su. Kova. Bir anda suya boşalt, toprağa. Toprak bir anda emeyemeyeceğinden, eme yapamayacağından çamur olur. Çamur olur. Bir kova su. Basarsan ayakkabın ıslanır. Ama bir kova suyu damla damla yaparsan toprağın emmesine vesile olur ve hiçbir çamur da olmaz. İşte geniş zamanda düşünürsen o kova suyu böyle hiç gözükmüyor. Ama bir anda sanki boşaltıldı gibi, şimdi yapmışım gibi düşünürsen toprak ememiyor onu. Yani çözemiyorsun. Bu sefer böyle bir anda kafayı koyuyorsun öyle evde. Böyle yapmıştım. Şöyle gitmişti. Tabii ben böyleydim. Özgüven de yok. Tamam mı? Şu şöyle diyorum. Allah! Motor yanıyor bu sefer. Yokuşa dayadı. E motorun da kaçtı zaten. Motor 1300'dü. Neydi o Aydın'ın yaylası? Kurban. Kavron desene dayım ya. Kavron yaylasını alsanın dayadı 1300'ü. 1300 çıkar mıdır kişiyle? Ne işin var senin şimdi? Bu sefer kavronda kavrulduk yani. Motoru kavurduk. Şimdi onun gibi kavron yaylası gibi yokuşa dayıyorsun. E çeker mi bu şimdi? Çekmiyor. Yatırım da yapmadın. Yani seviyemiz ne kadar? Bilgi yok. Her gün cepten yiyoruz. Doldurmuyoruz. Ceddüdü imanikum bila. La ilahe illallah. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam imanınızı tazeleyin diyor. Niye? Gelişen hadiseler imandan yiyor. İşte bak ne kadar alakadar. İhtiyacı atı alemin her tarafına yaymış. Toprağın altındaki madenlerden petrola kadar alakadarız. Ya Mars'ta acaba hayat yok mu falan, orada da ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir yapıya var yani. İnsanın hududunu çizmeye çalışıyor. Arzular ebede kadar uzanmış. İnsana bak yani. Yani bir şeyle tatmin olsa tamam, bir araba ver. Doymuyor ki. Kuyu dibi yok bu kuyunun. Bir köyü değil. Dünyayı versen doymuyor. Sonra gidiyor, devam ediyor. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir çiçeği istiyor. Koca bir baharı da istiyor. Yani insanın yapısına bak. Hele ben de çok da hoşuma gidiyor. Neydi o çiçek? Sürdüğün zaman acayip bir koku veriyor. Yapıyorsun öyle. Şu koyuyorsun. Koku yayıyor yani. E şimdi böyle bir çiçeği istiyorsun. Fesleğen. O kadar da hoşuma gidiyor ki teyze oğlu. Böyle masamda duruyor. Derslerimde var böyle. Mutlaka bir çiçeği koyuyorum. Veya renkli çiçeği. Yani çok ilgimi çekiyor. Bir çiçeği istediği gibi insan bir baharı da istiyor. Yani insanı tanımlıyor burada. İnsan bir şeyle doymaz. Cenneti bile versen memnun olmuyor. İsteyene ver onu. Bana seni gerekseni dettirmiş. Tamam mı insan? İnsanoğlu böyle bir şey. Neyle doyar? Allah ile. Allah ile aran iyi oldu mu gerisi hikaye. Sorun bakalım. İmanınızdan daha değerli ne var? Allah aşkına şöyle bir düşün. Gözünü kapa. De ki imanımdan daha kıymetli neyim olabilir? Yani bir hayal et. Ne var? İmandan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Çünkü imanın karşılığı cennet değil, Allah'tır. Fazlilay cennet yani. Yani peki bu kadar kıymetli bir imanı artırmak gerekiyor. Muhafaza etmek lazım, korumak lazım. Rastgele muhatap etmemek lazım her şeye. Çünkü ondan daha değerli bir şey yok. İmandan daha değerli bir şey yok ki. Bir gün olsa da birkaç tane cenaze haberi almasam. Abi gelebilecek misin, babam ölmüş. Abi gelebilecek misin diyor. Bugün hanım öldü. Yok ben Rize'deyim diyor. Ya
koca bir baharı da ister, bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. İnsanın yapısı böyle. Mesela köyde dolaşıyorum ya böyle, siz de dolaşıyorsunuz da. Hatıralar var. Her bir hatıra sanki bir pencere olmuş, ondan sonra böyle içeriye sokuyor kafayı, geçmişe geçiyorsun. Mesela bunu gördüm, kardeşini hatırladım, Mehmet dayı. Onu hatırlıyorum. Hemen onu hatırlayınca hemen kapıda girince yani. Hemen hanımı bana 30 tane iğne vurmuştu çocukken. Mekanları hepinizin, burada köyde yatan hepsinin, Allah mekanlarını cennet etsin yani. Taksiratlarını affetsin, emekleri var. Bak şimdi çocukken, bak ne kadar ufak bir çocuk. O kadın bize 30 tane mi, kaç tane iğne vuruyordu, iğnemi götürüyordu. Bak yaptı, bak şimdi hiç unutulmuyor. Görüyor musun? Bunu gördüm Mehmet abi. Bundan fazla şeyimiz yok. Abisiyle Almanya'dan neredeydi? Ama Mehmet dayı buradaydı. Hemen onun şeyi vardı, halamız vardı, iğne vurdu. Ne acayip ya, bir hatıra var yani. Evi görünce ben onun evini hemen oraya geçiyorum. Hemen maziye geçiyor. İnsan istiyor yani hep beraber olsak gene ki olacağız inşallah. Cennete vaat edilmiş. Allah vaat etmiş yani. İstemez misin dedenle babanla köylü eski köylerine vesaire. Şükrü dayılar var değil mi? Bir şey aşağıdan çıkarken rahmetli baban bana beni çeverdi. Hani oralardan çıkarken denk geliyorduk falan. Oo falan bağırdı falan. Şey sesliydi böyle. İnsan istiyor yani. Sizin hatırlar öteki tarafta var yani. Baktığın zaman bir ağaç bile bizi geçmişe götürüyor. Ama bir televizyondaki koca bir saatlik film o kadar da şey değil. Ben de ki o bir taş, bu suyu vardı ya, bu Mihat Süleyman'ın oku. Malivat Sarim. Oradaki taş var ya, taş. Orada su götürüp götürüyorduk Ramazan'da. Büyükler bizden su istiyordu. Hadi Malivat Sarı'dan su getir. O taşlar bile seninle konuşuyor. Ya insan böyle bir aciz istiyor. Maziye geçiyor, geleceğe geçiyor. Böyle bir yapıyı neyle dolduracaksın? Sırf dünyayla olmuyor. Dostlara o kadar ihtiyaç var ki. Şöyle düşün bunu değil. Şimdi bu köyde sırf sen varsın. Herkes buharlaştı. Gözünü kapa, herkes buharlaştı. Hiç kimse yok. Yaşanır mı burada? Hiç kimse yok. Yaşanmaz. O zaman senin burada yaşaman bana ihtiyacın var. Senin benim burada yaşamama sana ihtiyacım var. Bir şey değil mi size? Hoşlanmadığınız insan bile köyde yok olmasını istemiyor. Virane olmasını hiç kimse istemiyor. Olsun da orada olsun. Yani en azından arabanın aksesuarı gibi. Süs gibi ya. Ya. Yani değişik olmasına vesile oluyor. Değişik canlı. Bir kere Allah müsaade etmiş. Ama biz hemen ne yapıyoruz? Allah belanı versin. Allah bilmem neyini versin. Değil ya. Bir dostunu görmeye muştak olduğu gibi, bak, Cemil-i Zülcelal'i de görmeye muştaktır. Mesela dayıları saydım. Onları görmeye muştak insan. İstiyor yani. Ondan sonra bir hala bir iğnemi yapardı, bir de severdi beni. Eşini nasıl istemeyeyim? İnsan ister ya bak. Hatırlattı. Böyle bir yapıya sahip insan, ama Allah da istiyor. Keşke Allah ile görüşsek diyor. Cennette görüşülecek Allah ile. Allah böyle bir merhamet etmiş bize. Zaten o özelliği bize verdiğine göre bu nimeti de inşallah bahşedecek. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muştak olduğu gibi, berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmeye ve firak-ı bedenden kurtulmak için koca dünyaya kapanmasını kapayacak ve mahşere bağımlı ve bağlı yani. Ben Murat gelmiş. Kuksafen'den tam Berlin'e herhalde 400 ile 500 var. 550 arası var. Rahat var 400'ün üzerine. Ya dedim bunlara sürpriz yapayım diye. Oradan kalkmış oraya gitmişim. Peki niye anlatıyorum? Bir menzilde duran bir yerde benim bir adamım var diye. Gidiyorsun bir zannediyorsun ki ona iyilik yapıyorsun. Hayır. Belki de onda gözüken bir hatıralar var. Tamam, onunla gözüken bir hatıralar var. Veya bir alametleri var. Seni inşa edecek, bir yerlere götürecek. Sırf onu, ona o hatırayı yaşamak için o hali, tam kalkıyorsun falan yere gidiyorsun. Samsun'a kadar gidiyorsun. İç hızlı trenine gitmişim. Zile bastım.
Böyle lal lal battı yani. Allah Allah. Siyoruydu. Allah Allah. Yani öyle olur tabii. Şimdi ne okudum? Bak. Başka bir menzilde duran, başka bir yerde duran bir dostunu ziyarete muhtaç olduğu gibi diğer alemde duran Peygamber aleyhissalatü vesselam ve peygamberi izamlar, büyük peygamberler, diğer peygamberler, büyük zatlar, dedenin, dedesi, babaların, onu da görme insan muştak. İnsan, neyi anlatmaya çalışıyorum? İnsanın çapına bak. Ama böyle bir çapa sahip olan bir insan ufak şeylerle tatmin olmaya çalışıyor. Olamazsın ki. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Böyle bir yapıya sahip. Bunu insanı tanımlıyor, insanı açıyor, çapınısını açıyor. Bak sen neyle mutlu olmaya çalışıyorsun? Bir arabayla, bir arsayla, bir bilme. Olamazsın, mümkün değil. Yani bu ihtiyaçlarını biraz önce saymış olduğum ihtiyaçlarını dünyadaki madde gideremiyor. Ama meşhurdu değil mi? Dört köyün arabası vardı babamın, tek dolmuştu. Nerede? Hadi sana bileyim. Sümilattan anons yaparlardı. Muammer kar hasta var gel dedim. Cami'nin anonsuyla. Araba yok. Venekler olsun, bugün olsun, burası olsun değil mi? Bitti. Yani insan öyle bir camiye sahip ki, yani öyle harika bir geniş potansiyeli var ki hiçbir şeyle dolduramaz. Sıkıntı buradan başlıyor. Neyle? O zaman Allah ile aramız iyi olması lazım. Allah ile aram iyi oldu mu? Bu sefer Cenab-ı Hak feyzini veriyor. Başka tatmin olamaz. Şey dedim ki, dayı ziyaret ettim. Malum. Hadisi var ya, kolumun gitmiş bomba. Dedim ki, bak herkes bir seni ziyaret ediyor. Allah sana bak bir daha fırsat verdi. Şimdi dayı. Ne yaptı? Tövbe kapısı açık. Senden bunu bekliyor. Beklemese seni götürmesi lazım. Götürmedi. Sende tövbe var. Dedi ki, çok ilginç bir soru sordu. Kafayı bir sağladı, içim yandı ya. Dayımız yani. İnsan acıyor ya. Dayı dedim. Bu dedim. Bu başına hal gelme bomba balıklara dinamit atmayla olmamıştır. Bu kadar bu balık meselesiyle Allah kuluna en cami kulunu bu organlarını almaz. Ne yaptı dedi. Onu sen bileceksin. Daha büyük cinayet var ki Allah sana ufaklatacak. Ha, ben bilmiyorum. Ben senin hoca olduğum için ikaz ediyorum. Diyorum ki bu basitti gözüktü ama hemen tövbe yap. Hepimize diyorum tövbe yapmak. Hemen tövbene sarıl. Teyemmüm yap. Nasıl yapacağım dedi. Halak dedim suratını tuğlaya sürecek böyle. Ondan sonra kol olmadığı için suratın var senin. Sürecek tamam. Sen farzı kılacaksın. Secde edeceksin. Bak sana öyle bir fırsat verdi ki belki de bunu alarak secdede yaparsan Allah der ki, derse ya kulumun şunu şu organını aldım bana secde ediyor kızmadım. Affettim der. Kolunu aldım, gözünü aldım, kulağını da aldım. Ulan hala bana şimdi secde ediyor. Tamam Allah fırsat verdi. Yani her an bir fırsat. Herkes öyle yani. Şimdi peki insan buna da muhtaç. Tövbeye de muhtaç. Onu anlatmak için anlat. Yoksa hadiseye takılmamak lazım. Bilmem ne olduğunu. Geç onu. Arkadaki onunla verilmek istenen mesajı al. Sana ne demek istiyor? Anlaman lazım. Peki sifona mı? Hepimize. Bak ona ne dedim? Dikkat et. Dedim ki o olaydan değil bu. Hepimize diyoruz. Başımıza gelen hadiselerden tokat ondan değil. Arkası var. Vitrindeki bu. Adama diyorum ki alışveriş yaparken zeytinimle geçen bir şey alacağım. Dedim bunu tamam verin dedi. Dedim vitrindekini olmaz dedi. Depoda aynısı var. Kardeşim madem aynısı var vitrindekini ver depodakini koy. Olmaz diyor. Yani demek ki vitrinde depo farklı. Şimdi olay çok büyük. Bak size bir şifre veriyor. Olay çok büyük. Netice bayağı bir vahiy. Ama sebep basit gibi gözüküyor. O zaman bunun arkasında başka bir şey var diyeceksin. He, niye ben sana şey yapıyorum deşifre etmiyorum. Tövbe et. Hatırına gelmez ama benim hatırıma geliyor. Benim işim bu olduğu için. Herkes sana bir şey der. Doktor der ki şu ilacı kullan değil mi? Doktor der ki şöyle otur. Şu yemeği yeme. Ben de sana diyorum ki tövbe et. Benim işim de bu.
Tövbe yap. Böyle düşün. Ha? İşte bir tanesi şunu sana yapar, ötekisi bunu der. Kırıkçı da böyle yapar. Hoca da sana bunları söyler. Biz de bizim vazife de bu. Demek ki hemen tövbe edeceğiz. Doğru Mitsvi dedi. Doğru dedin dedi. Tamam. O zaman ne olur biliyor musun? Allah bu sıkıntını kısmı kaldır. Samimiyetine göre. O zaman bizim çektiklerimiz bizim yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Demek ki insan bir dostunu uzak dahi olsa bir yerde ziyaret etmeye ihtiyaç olduğu gibi en makbul dost istersen Allah yeter. Allah'ı görmeye, onun sevdiklerini de ziyaret etmeye. Ondan sonra aşağıya doğru iniyorsun. Babalarımız var, dedelerimiz var, ninelerimiz var. Onlarla da oturmaya. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam şu dünyayı hayatı uykudur diyor. Rüya gibidir. Ölünce insan uyanıyor. Uyanması lazım. Ama bazılar ölmeden önce uyanıyor. İşte derslerle, sohbetlerle inşallah uyanırız böyle. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabud olacak yalnız her şeyin dizgin elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin bak her şeyin yanında, her şeyin yanında hazır ve her mekanda hazır, mekanda münezzeh. İnsan peki bu tanımlamış olduğumuz yani ihtiyaç sahasına bir bakıyoruz. Ezel, ebed, dünya, ahiret. En ufak bir şey üzüyor. Gözüne bir tane toz gelse üzülüyor. Köyde bir şey duysan insan üzülüyor. Ben duyduğum zaman Yunanistan'daydım. Yani üzülüyor insan falan. Ne olursa olsun üzülüyor. E peki böyle bir insana ne lazım? Öyle birisine dayanacaksın ki her şeyin dizgini onda olacak. Her şeyin anahtarı da onun yanında olacak. Tamam. Sonra o her mekanda hazır olacak. Hiçbir mekanda da olmayacak. Mekandan da münezzeh olacak. Acizden mübera olacak. Hakikaten Allah ben mesela ya Rab şunu istiyorum diyorum. Dedi ki hoca dedi bu gözüm açar mı dedi. Senin benim için çok zor, imkansız. Allah için zorluk var mı? Yoktur dedi. Hah, ona dayan işte açar açar. Hiçlikte yaratan Allah varı da açar. Allah için bizim istediklerimiz var ya bizim ne istiyoruz? Allah için hiç zor değil. O zaman de ya Rab senin için hakikaten hiç zor değil. Ama benim için çok muhtaç. Ben çok muhtaçım. Peygamberin hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, arşın hürmetine ya Rab. Sana kalkan eller hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, yalvaran diller hürmetine. Allah'ım açtı. Dayan işte. Oh, dua bir netice almak değil. Zaten netice kendisi. Dua ederken rahatlıyorsun. Sen zannediyorsun ki bir şey istiyorsun. Hayır. Aniden boşanıyorsun. Boşanma faaliyeti bir tane. Bir özelliği de o. İsterken rahatlıyorsun ya. O hemen verildiğini gösteriyor. Hiçbir gördünüz böyle. İsterken sıkılıyor. Of, nazi. Yok, tam tersini. İstedikçe rahatlıyorsun. İstedikçe rahatlıyorsun. Meğer dua kendisi ücret. O anda rahatlama işte en azından. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin hazinesi onun yanında, her şeyin yanında nazır. Allah her şeyin yanında, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra. Aciz değil Allah, haşa. Kusurdan mukaddes. Allah öyle, hiçbir kusur yok, hiçbir eksiklik yok, ölümü yok, geçmiş geleceği yok, acizlik yok. Her yerde, hiçbir yerde değil. Neye benziyor? Benzemez ama ben misal vereyim. Güneş gibi. Bir anda her yerde dünyanın yarım küresinde armutu da pişiriyor Mısır'da. Mısır'da şey Mersin'de mısırı pişiriyor. Rize'de de inciri pişiriyor. Yok Arabistan'da şunu yapıyor. Güneş bir anda her yerde hiçbir yerde değil. Aynı anda bu köyün otlarını pişirirken çayı da büyütüyor. Ağaçların yapraklarını da büyütüyor. Aynı zamanda Rusya'da, aynı zamanda Samsun'da, aynı zamanda Suriye'de, Arabistan'da, Mısır'da, şurada, burada değil. Aynı anda güneş, yaratılan güneş, yarım nurani bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Farklı farklı iş yapıyor. Bir işe mani değil, zor değil. Mesela güneş dese ki, vallahi ben dağlara vuramam ya, çok zor, büyük iş. E şimdi lambayla dağı aydınlatabilir misin ya? Uçakta gülüyoruz işte. O pazar günü o Trabzon'da hani büyük şeyler olmuş ya alışveriş AVM'ler yıkılmış böyle fırtına oldu ya o anda uçak inerken
Bizden öncekiler Erzurum'a indi, inemedi. Bizimkisi deliydi. Nasıl böyle bir adama denk geldikse, biz Allah'ın hikmeti böyle şeye denk geliyorum. Oradan inmeye çalışıyor adam, o delikten yani. Korkunç bir şey. Yani diyesin geliyor, tamam kardeşim istemiyoruz, geç Erzurum'a, tamam. Böyle yanımızda şimşekler çakıyor. Adama dedim ki, bir anda çaktı sol taraf, yani deniz yüzü tamamen şey. Dedim ya böyle bir şey dedim, ampulle yapsak olur mu dedim ya. Adam dedi Allah Allah ya. Sen adam böyle baktı, şunu anladım. Ulan bir yarım saatten beri sohbet ediyor, seni akıllı bir adama zannettim seni. Şimdi deli misin ya, şu denizin üzerindeki o şimşekten ortaya çıkan aydınlık var ya. Ampulle mümkün müdür diye adama soruyorum. Ya olur mu dedi ya. Tam o da ciddi zannetti. Ben o şey düşünmesine sebep olmaya çalışıyorum. Bir bak hele dedim, denizin üzerim şu böyle adından. Ne aydınlan nasıl dedi ya. Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar sonsuz güç sahibi ya. Diyor ki okuduğum kitapta, bir ayda İstanbul'un üzerinde çakan şimşeği diyor, şimşekten çıkan enerjiyi depolamak mümkün olsaydı, bir fizikçi söylüyor. Yani bu aylardan var yağmurda. Bir ayın içerisinde İstanbul'un üzerinde çakan şimşekteki enerjiyi aküye depolamak mümkün olsaydı, dünyanın bir sene enerjisini karşılayacak miktardaymış. En ufağı 300 bin volt cereyan veriyor. En ufağı en böyle pıt etti ya, 300 bin volt. Ne yapıyor? Havadaki azotu oksijenden ayrışmasına, toprağı gübrelemesine sebep oluyor. O basit değil yani. Yukarıdan aşağı mı iniyor, aşağıdan yukarı mı? Aşağıdan yukarı çıkıyor. Eskiden yukarıdan aşağı iniyordu, biliniyordu. Şimdi aşağıdan yukarıya çıkıyor. Devre tamamlıyor. Ne yapıyor? %76 azot ya, %21 oksijen. Azotun oksijenden ayrışmasına bir kısım toprağa giriyor, toprağı gübreliyor. Eğer şimşek çakmasa o sene o yerde, 1 metrekare toprağa tam 4,5 kilo azot gübre satılması lazım. Şimşek çakmasa. Onun için dağlarda gübre atmıyoruz ama ormanlara, otlara bak. İnsan eli bulaşık gitmediği yerde bayağı gür. 4,5 kilo gübre atman lazım. Kendi ehilleri söylüyor. Şu kullanılan teknolojiye bak. Şimdi atmosferin içinde koca uçak 350 kişiyiz. Zor uçuyorsun, uçamıyorsun. Dünyadan... Peki dünyayı düşün ya. Şöyle güneş etrafında şöyle 108 bin kilometre hızla gidiyor. Aynı anda kendi ekseni etrafında 1666 kilometre hızla gidiyor. Geldiğiniz uçak 850 kilometre ile gidiyor. 850. Mercedes'te otobanda 200 yaparsın. Kendi ekseni etrafında 1666. Böyle dönerken güneşin etrafındaki hızı ise 108 bin. Bak kıyas edelim diye söylüyorum. Mercedes'te otobanda 200 yapıyorsun. Bu 108 bin. 2000 değil ha otoban dersen Mercedes'te. 200 yapıyorsun. 1000 da değil. 108 bin kilometre hızla giderken dünyada sarsılmıyor. Türbülansa girmiyor. Türbülansı yok dünyanın. Ses yok. Acayip bir şey. Nasıl bir teknoloji kullanıyor? Nasıl bir sistem işliyor? Ta ki Allah aziz misafirine rahatsız etmemek için. O kadar değer veriyor. Haberimiz olmadan yatıyoruz, bir sürü meyveler çıkıyor. Allah. İnsan böyle bir zata muhtaç. Hemen bir şey olduğu zaman parasına, yaşına, aslına, katına falan güveniyor ya. Böyle bir Allah'a tevekkül etse insan, ne kadar güvende hisseder. Zaten sıkıntıların en büyük sebeplerinden bir tanesi de dahi neymiş biliyor musun? Allah'a güven sorunu yaşamalarında. Allah'a tevekkül edemiyoruz. Allah'a tevekkül edemiyoruz yani. Allah ile güven sorunu yaşayınca veremiyoruz olayları. Her şeyin altında kendimiz çözmeye kalkıyoruz. Çözemiyorsun, çözemezsin de. Adam kanser. Bak bir tanesini söyleyeyim. Şurada bir tane ur çıkmış. Bugün kabzan atıyor. Ur çıkmış. Ha, hiç kale almamış. Ha, ne alacak yani? İnçamin. Yeni yeni. Bugün söyledim. Ondan sonra adam gidiyor. Bir de hafızla dalga geçiyor. Hafızla dalga geçiyor. Erdin. Ondan sonra şu bu. Ya biraz kaşıntı fazla gitti. Meğer sırrı takmıyor ki. Biraz da ilerledi ya, kaşıntı hala geçiyor. Ya de gideyim madem de mühendis. Ha gideyim şuna baktım ya, başka bir merhem yok mu ya? Allah çıkalı almıyor.
Doktor bir anda afalladı. Beyni sarmış kanser. Sana şöyle bir gösterdi şimdi. Şimdi tam 3 ay mı? 4 ayın içinde adam tak ayda ahiret. İnsan bu kadar aciz. Neyine güveniyor ki? Bir mikrop ya. Hiç tahmin etmediğin zaman, tahmin etmediğin yerden pat diye ecel celladı geliyor. Neyine güveneceksin ki? Siz benden daha iyi biliyorsunuz ya. Başta abilerim var, dayılarım var, benden daha iyi. Bu köyde kimler gelip kimler geçti? Ya sizin de bilmedikleriniz mesela. Ha işte basit sebeplerle. Yok astımdı, yok bilmem neydi, gidiyor. Daha gelecekler var değil mi? Bekliyorlar. Evet, daha gelecek olanlar da var. Bizi boşatacaklar, onlar gelecek. Onlar da boşanacak, onlar gelecek. Dolup boşanma ama bir daha dönüşü yok. Yani bir gelen bir daha gelmiyor. Bitti. Değerlendirdin, bitti. Ya bak, harabe olmuş okul diye. Hepimiz orada okumuştuk. Bitti. Okuyanlar da yok. Artık zamanı geri getiremezsin ki. Olaylar bitmiş. Bitti. O zaman öyle bir gay olması lazım ki bitmeyen bir şey istemek lazım. Yani burayı yapmıyorsun değil. Arabayı alacaksın, kalbine koymayacaksın, garaja koyacaksın. Parayı kazanacaksın, kalbine değil cebe koyacaksın. O zaman çok güzel. Ama kalbe koydun mu onu taşıyamazsın. Ağır geliyor. Arabayı kalbe koydun mu garaja koymasan sorun oluyor işte. Sorun orada. Peki ne demek o? Allah yolunda kullanacağız onu. Haramda kullanmayacağız. O zaman kalbe koymadığımızı gösteriyor. Doğru yolda kullanacağız. Allah ne demişse öyle kullan. Bir çamaşır makinesini bile kataloğu var. Böyle kullanma diyor. Böyle kullan. Ve kullanmasan zarar olur. Biz öyle yaptık. 4,5 kilodan fazla koyma dedik. Koca battaniyeyi koyduk, tamam mı? Battaniyeyi. Battaniye ıslanınca oldu 15 kilo tabii. Battaniye ıslanınca ne olur? Ondan sonra biraz 15-20 dakika sonra motor şöyle yapıyor. Çamaşır oluyor. Şimdi bu kalbe de ağır şey koydun mu çeviremiyor. Var ya marş. Sağlam akıyor. Basıyor. Orta seviyeli akıyor. Araba marşını basarken. Alıyor ama. Bitmiş. Ama marş çevirmiyor. Kıt kıt. Aynı bu örnek gibi. O şeyde aküde maksat kalp. Sağlam bir kalpsa şöyle marşı basar. Namaz diye basıyor. Dokunur dokunmaz namaz diye basıyor. Orta seviyeli bir akıyor. Namaz kaptı ama işte zor. Biraz eğer ceylan var ama çevirmeyecek kadar yapınca çevrilmiyor. Çevrilmeyince sorun yaşıyoruz. Tamam. Ne yapıyoruz? Bitmedi çağrı. Mevam şaramdı. İtiyoruz arabayı. Vurduruyoruz. Tamam da her zaman yokuşta bırakamazsın ki İstanbul gibi bir yerde park ettin. Nasıl İteceksin hadi nomşarışı yap bakalım. Gitmiyor işte. Dertler karşısında nomşarışı olmuyor. Akün olması lazım. Abi bitmiyor mu? Bitiyor tabii. Akü bitiyor, şarj edeceğiz. Neyle şarj edeceğiz? Ceddüdü imanikum bila la ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tazeleyince o zaman şarj oluyor. Han diye kapıyor. O zaman da rahat ediyoruz. Ne işe yarıyor şu? Sırtına yüklenen bela, musibetler, dertler, kanserler, çoluk çocuk. Yani altından kalkamadığın hadiseler var. Köyünde ceyran ediyor, akrabanda ceyran ediyor, sende oluyor, anne babanda oluyor, çocukta oluyor, hanımda oluyor. Bir sürü şeyler var. Buna tahammül gücümüz olmuyor. Ona tahammül edecek ancak iman ve amel. Onlara tahammül gücü bize veren iman ve amel. Ondan sonra kalktı. Ay şimdi ne yapacaksın? Deliliğe vuracaksın. Horon oynuyor. Ne yapacaksın? Başka çaren yok. Acayip bir şey ya. Altından kalkamazsın. Tek başına da zor. Bak ayağına. Yükselin bak. Şimdi hayal et de bizim. Şu organların gitti. Aklın yerinde.
Hadi olayın altına girdi çöz ha. Nasıl tahammül edeceksin? Dünya ağlıyor. Ahiret de ağlıyor. Hani dünyada bir şey olur. Felçim bilmem ne olur, kafam koptu, şu koptu ama elhamdülillah Allah için olmuştur. Hak yolunda olmuştur. Namazım, niyazım, orucum. Hani bir güvenli bir şeyin var yani. Bir davan var. Davanın peşine koy. O da yoksa nereden güven alıp dayanacaksın? Hadi dayana. Hadi dayana. Dayanamazsın. Olay bittikten sonra da ben dayanma enerjisi alacağım desen de olmuyor. Onun için bizim bu memleketlerde eskilerin bir sözü vardı. İyi havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Noklap sulara falan gidiliyordu ya, süminatlara. Eskide yol yoktu, yaya gidiliyordu. Onun için ecdat dedi ki güzel havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde hani sana lazım olacak. Yani bu güzel gününün de bir de bahar kışı var yani. Allah ile aran iyi olması lazım. Yoksa tahammül edemezsin. Amel ve imanı artırmak lazım. O da senin için ya. Yoksa olay oldu mu her şey gitmiş, horon oynuyor bak. Başka ne mecbur ne yapacak? Delilüye vereceksin. Versen çare mi? Başını örse vursun, kırsan ne olur? Mümkün değil. Hoca dedi, mitzvi hoca, kurban olurum hoca, de mitzvi. Dedim bak, secde edeceksin. Bunun şansın yok başka. Dünya ve ahirette huzurlu olamaz. Hiç sağken ki hiçbirimiz de yapamayız. Dünyanın yapısı şu, bir üzüm tanesi veriyor, 10 tane tokat vuruyor. Bir istediğimiz oluyor, 10 tane istemediğimiz oklarına karşılaşıyoruz. Acayip bir şey ya. Hiç ummadığın şeyler oluyor. Çok özür dilerim. Bak basit bir şey. Misafirlere gidiyoruz. Ya hiçbir şey yok da bindik arabaya, geziyorsun, gezdiriyorsun. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Bir tanesi dedik, hocam ishal oldu. Haydi bak, çözer. Ulan bilmişsin, sabah diyorum, Almancı arkadaşlarını gezdireceksin. Oldun ishal. Oldu da onun için diyor. Yani ne yapacak? Her yerde duramazsın. Her yerde yer yok. Abi dedi beni indirin. Başka çaresi yok ki. Senin için 10 metrede gidemeyiz. Tamam bugün ırmak buldun, indir aşağıya. Bugün dere kenarı pattı. Biraz sonra şey çıkarız. Nerede bulacaksın? O kavrayı yayacaksın. Ağaç çok ya, altına girersin yaparsın. Hadi in aşağıya. Arabadan indirdik. Dünyadan indirirseler ne olacak? Şimdi adam dünyada ishal oldu, arabadan indirdik. Ya dünyada ishal olsa... Amelsiz ishal bu sen ahirete inmek çok zor tabii. Dedik de işte ineceksin mecbur. Allah iman versin inşallah. Çünkü nihayetsiz hacat insaniyi ifa edecek ancak nihayetsiz bir kudret ve mühit bir ilim sahibi olabilir. Yani insanı memnun edebilecek vallahi ancak Allah'tır. Diğerleri oyalama geçiyor. Narkoz gibi. Mesela neşter vuruyorlar bir yaraya veya işte ameliyat yapıyor. Bir narkoz veriliyor. Uyutuyor. Ben size bir şey misal vereyim. Burunda kemik vardı. Beni ameliyat ediyor adam. Tam 45 dakika sürmüş ameliyat. Narkoz. Benden ne kadar aldı biliyor musun? Bundan 7 sene önce. 450 milyonmuş. 300 milyon aldı tanıdık olduğu için. Ne kadar aldı biliyor musunuz? 300 milyon. 450 idi. Kaç dakika yuttu biliyor musun beni? 45 dakika. Dedim ki Abdullah, tanıdık doktor. Abi dedi biz almıyoruz. Hastane almıyor. Diş yerden geliyor. Diyor ben başka bir şey anlatacağım. Suni, o da doğası değil, fıtri değil. 45 dakika beni uyuttunuz. 450 milyon para istiyorsunuz. Ulan günde 5 saat beni uyutsanız kaç para alacaksınız dedim ya. Günde kaç saat yatıyoruz? 5 saatten az yatan var mı? Öyle değil mi teyze oğlum? Bak 45 dakikaya 450 milyon. Bir saate ne yapar? 600 milyon olması lazım. 600 milyon saat. En az 5 saat yatıyor musun teyze oğlum? Ben ne yatıyorum? Belki de fazla. 6 saat yatıyoruz. Çarp 6'yı 6 ile. 3600. 3,5 milyar her gün para vereceksin uyku parası. Özdin. Ben verdim yani. Narkozi bedava mı yapıyorlar? Yok. Peki Allah uykudan para alsa.
Onu bile veremeyiz ya. Fesubhanallah ya. Ne nimet ya. Uykunun ne nimet olduğunu uyuyamayanlara sor. Hap içenler var uyumak için. Yunanistan'da arkadaşlarla derse gittik tabii oradan oraya oraya. İkindi de mekruh ya. Yatılmıyor. Ama vücut bitti de yani iftarda devletler arası dolaşıyorsun bir şey anlatacağım. Düşmüşüm arabada. Ondan sonra daha Gümülcine'ye beni havalimanından getirene kadar düşmüşüm. Adam hayret hayret bakıyor. Ya nasıl yatabiliyor dedi ya. Ben yatakta yatamıyorum. Adam arabada uyudu diyor. Meğer ya, hakikaten yatamıyormuş. Ne nimetmiş ya. Bir tanesi başkası diyor ki araba pamuk giriyor fabrikasına elbise çıkıyor. Bursa'da böyle. Fabrikasına arabayla dolaşıyorsun. Gülmeyi bilmiyor. İnan gülmeyi unutmuş. Mübalağa etmiyorum ben çünkü çok dolaştığımı biliyorsunuz. Pamuk giriyor kamyonla elbise çıkıyor. Böyle bir falan. Adamda gülme yok. Diyor ki hocam diyor, Nurcu değil, Nur talebesi değil yani derslere gelen birisi değil. Diyor ki hocam diyor, nasıl gülüyorsunuz diyor, nasıl rahatsınız bir hayret ediyor. Tanıyorum Ha? adamı. Emek alanı da tanıyorum. Ya. Ha, seksiyle alakalı sen. Yazıhanesine gittik. De, pardon affedersin bir şeyinizi buluyorum bu sabah Evet, da. tamam. Büyük bir yazıhanesi var. Korumalar hem kapıda var hem yanında var korumaları. Ot atıyor böyle. Mehmet dedim oturun dedim bir çay içeceğiz bir şey konu derdim dedim. Sen anlat ben seni dinliyorum ama boyun boyun düşünüyor. Ben de sabaha kadar böyleyim. Kara Mehmetler meşhur. Ha. Eskide Yapı Bölgede Bankası onundu. Şey, Kartepliler onun şu anda. Ne diyor? Gülme yok ha. Yok. Gülme yok Yükselim. İnan gülmeyi bilmiyor. Geldi Bursa'da yanıma. Oradan hayret hayret bakıyor. Ne bileyim herkes oturuyor. O da oturuyor. Gel dedim ya. Böyle bakıyor. Gel tanışalım dedim. Adam geldi. Hoştu. Böyle deyince. Ya niye gülmüyorum şeyim dedim. Böyle. Ben gülmeye başlayınca oldum. Zorlandı. O da hafif hafif araladı. Ha bak bitti. Bak dedim olay bitti. Acayip bir şey ya. Resulallah. İnsan ne kadar aciz. Ne kadar zayıf. Üzüldüğü zaman 19 tane mi ne kaslar kapanıyor. Üzüldüğü zaman. Güldüğü zaman da 60'ın üzerindeki kaslar ve lifler açılıyormuş. Ne kadar rahat ediyor. Gülmek mi lazım? Yani gülmek derken hemen tebessüm Resim. etmek yani ama sen istesen de böyle gülemezsin. Var rahatsın da ondan. Altyapı şey olsa dolu olsa var ya sıkıntıdan. Ne gülmesin? Belki de bu sohbet edersin ki Allah Allah adama bak yani. Çünkü nihayetsiz hacat insaniye, yani insanın nihayetsiz ihtiyaçları var. İfa edecek ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Yani insana kim dayanak noktası olabilir? Yani kim ancak sahip olur? Benim ne istiyorsa onu ancak yerine getirebilecek birisi olması lazım. Benim ahımı kimse duymuyor ki. Yatakta akşam kendi derdimi kime söyleyebileceğim? Ancak elime birisini kaldırınca Ya Rab, Ya Rab diyorsun. Ancak o. Onunla da aramız iyi olması lazım ki tahammül edelim. Yoksa tahammül edilmez. Kısacası dertlerimizin, sıkıntılarımızın temelinde insanın yapısı hayvan gibi değil. Ders bitti, hulasa ediyorum. Mesela kuş bir solucan bulur, bitti. Bir tane bulsa ayakkabı derdi yok kuşun. Evlenme derdi yok. Elbise derdi yok. Geçinme derdi yok. Yok. Yanında sığırın arkadaşını kesseniz bu sığır üzülmez. Kurban da görüyoruz. İnsan ise öyle bir çapa sahip ki evinde bir tanesinin dişi ağrısa o akşam o yatamaz. Köyünde birisinin derdi olsa kafasına takılıyor. Öyle bir olmazsa ben bu gündeme de getirmezdim. Beni de rahatsız ediyor. Alakadar ediyor. Birisinin şeyi dahi olsa rahatsız oluyor. Diyeceksin ben şurada bir Ahmet dayının evi yıkılmış ilk defa gördüm. Ağrıma gitti. Çünkü çocukluğum orada geçtiği için böyle bir hatıra vardı. Yani kötü oldu demiyorum ama insan böyle bir hatırası var. İnsanın çapına bak ama sığırın öyle bir şeysi yok. Ulan bu kaç sene ben bu ahırdaydım ya ben şimdi başka ahıra gidiyorum diye bir derdi
tasası yok. İnsanın çapı bu. En ufak bir şeyle üzülüyor ve arzu ettiği hayat dünyada yok. Ta ezel ve ebede kadar ruhun ihtiyacatı nihayetsiz. Cenneti bile versen tatmin olmuyor. Ancak böyle bir ruhu, böyle bir aklı tatmin edecek ancak Allah ve Kur'an'dır. O zaman iman ve amelde terakki etmek lazım. Zira imandan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. İmandan daha değerli bir şey var mı? Yok. O zaman onu iyi korumak lazım. Çitlerin içine almak lazım. Onu terakki ettirmek lazım. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Geçmişlerimizin ya Rabbi haberdar eylesin. Geçmişlerimizde kabirde olanlar usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse Cenab-ı Hak onların kusurlarını hayra tebdil eylesin. Mekanlarını cennet bahçesini bir bahçe eylesin. Bizim de arkamızda böyle dua edecek nesiller Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyküm.